Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomda hatırlarsanız bayağı yoğun bir yemekli bir video olmuştu. Bugün de tam tersi temizlikli bir video olacak. Oğlum gelmeden önce biliyorsunuz ki her yeri dip köşe bir şekilde temizlemeye çalışıyorum. Balkonu temizleyeceğiz, banyonun dip köşe temizliğini yapacağım, evin aynı şekilde. Bugün hızlıca artık o işlerimize başlayalım, sizlerle beraber yapalım istiyorum. İlk başlayacağımız yerde bugün balkon olacak. Çünkü uzun zamandır balkonu temizlemiyorum. En son oğlumun doğum gününde temizlemiştim. Yani bu şu demek oluyor. 5 haftadır balkon hiç temizlenmiyor. Ve çok girip çıkmadığım için, camı kapalı olduğu için açıkçası pek de ihtiyaç duymuyordum. Ama artık gözüme batmaya başladı. Hamide orası bir temizlik istiyor dediğim için de dedim hadi bir el atalım. Oraya yağmurun yağacağını da biliyorum. Ama yine de temizlenmesi lazım oranın. Balkondaki masayı, daha sonra bu çamaşır askının hepsini içeriye koydum. Alanım genişlesin, rahat rahat iş yapayım diye. Bir tane kovanın içerisine su doldurdum. Normal bir bez alıyorum çünkü ilk önce kabasını alacağım. İçerisine de çok amaçlı temizleyiciden koydum. İç tarafın bir kabasını alayım, daha sonra dışa geçeceğim. Dediğim gibi bayağı bir çamurlu şu anda. Hızlıca bütün camları sildim. Bayağı bir rüzgar var bu arada. Camları açtığım zaman fark etti. Tabii evin içinde olunca hiçbir şeyin farkında olmuyorum. Şimdi bu dolap biliyorsunuz oğlumun odasındaydı. Getirdim ben burayı koydum. Böyle kovalarımdır, kavanozlar falan hepsi burada. Bir de mantı tencerem var. Dolaptan çıkardım onu da. Şimdi buranın da tozunu alayım hızlıca. Daha sonra bir yıkayacağım burayı. Şu çöp kovasını da yıkayıp kaldıracağım. Muhtemelen Letgo'ya falan koyarım. Çünkü artık ihtiyacım yok buna. Çekmecede o küçüğü kullanacağım. Beyaz olduğu için anca çift krem de güzel bir şekilde temizleniyor. Yerleri çok amaçlı temizleyiciden döktüm. Çok uzun zamandır böyle dip köşe yıkamıyordum. Bir güzelce yıkayayım deterjanla. Yani bir kere yıkadım mı bir ay, bir buçuk ay çok temiz kalıyor. Evet, sonunda burası da tertemiz oldu. Gördüğünüz gibi birazcık dağınık çünkü kurumasını bekliyorum. Çöp kovasıdır. Onu paketleyeceğim. Balkon çok şükür ki tertemiz oldu. Gerçekten çok mutluyum. Şimdi üstümü değiştirdim. Çünkü banyoyu temizleyeceğim. Bana birazcık hani ters çalışıyorsun falan diyebilirsiniz ama oğlum ne zaman gelecek bilmiyorum. En önemli işlerimi halletmeye çalışıyorum. Hani o varken yapamayacağım işler. Mesela balkon, tuvalet, banyonun dip köşe temizliğini. Bunlar benim bayağı bir zamanımı alıyor ama günlük ev temizliğidir. Onlar zaten kolay oluyor. Hadi o zaman banyoya gidelim. Dip köşe temizliğimizi yapalım. Her zamanki gibi ilk başta lavabonun kenarındaki her şeyi kaldırıyorum. Şimdi bugün sizlerle yeni bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Geçenlerde hatırlarsanız ben farmasinin bu WC temizleyicisini almıştım. Bunu daha çok dediğim gibi çaydanlıkların sararan altlarında çok kullananı gördüm. Çok da böyle bir memnuniyet var. Ben de inşallah deneyeceğim. Ama bugün banyo tuvalette deneyeceğim. Yani çamaşır suyu kullanmadan bu ürünle banyo tuvaleti temizlemeye çalışacağım. Bakalım etkisi nasıl olacak? Sizlerle zaten paylaşacağım. Bugün bayağı bir suyla iş yaptığım için artık dedim eldivenlerimi takayım. İlk önce birazcık ıslatıyorum lavabomu, kenarlarını. Şimdi ise bakalım, kokusu gerçekten çok güzel, çam kokulu. Bayıldım. Azıcık bir şey ekliyorum. Viking markasının bir tane temizleyicisi vardı. Onun kokusuna çok benzetiyorum. Onda sanırım çam kokuluydu. Aynı bunun gibi. Yani özellikle en azından ayda bir
ya da haftada bir çamaşır suyu kullanılır. Şimdi bu virüs döneminde. Ama günlük olarak bu temizleyiciyi kullanmamız bence güzel olur. Yani ben o şekilde yapacağım bundan sonra. Şimdi zaten etkisini de sizlerle paylaşırım. Aynı şekilde yerleri de bu vece temizleyiciyle temizleyeceğim. Bu arada sizin için tuvalet adaptörü aldım. İnşallah yakın zamanda da tuvalet eğitimine başlamayı düşünüyorum. Ama kendimi ne zaman hazır hissedersem o zaman, yani tam olarak bir tarihim yok. Bugün o kadar çok cam sildim ki inanın artık cam görmek istemiyorum. Şimdi yine farmasi cam bezimi ıslattım. Bir tarafını ıslattım çünkü bayağı bir su var ya zaten duşa kabinde. O yüzden ıslanacak. Hızlıca dışarıdan bir lekeleri sileyim, sonra içe geçeceğim. Evet. Sonunda temizlik işim bitmek üzere. Geri yerine yerleştiriyorum. Bu arada geçen gün nereye koydum onu? Şunları sizlerle paylaşayım. Çok tatlı bir şey. Bunu geçen gün arkadaşım almış. Bir tanesini kendi kız için, bir de Sinan için. Bu diş fırçası için bir tutacak. Bu da böyle bir havlu için. Bunları da şimdi buraya asıyorum. Oğlum gelince mutlu olsun. Diş fırçasını da takacağım sonra oraya. Şöyle buradan astım onları da. Küçük bir havlum yok ama alırım oğlum için. Onun da böyle özel bir havlusu olur burada. Bazen böyle aceleye geliyor. Bütün deterjanları buraya koyuyorum. Bunlar büyük olduğu için çekmeceleri sığmıyor. O yüzden yeri burası, yani makinenin üstüne koyuyorum. Bunlar da tozlanmış. Temizlik sonrası bu görüntüye bayılıyorum gerçekten. Böyle insanı bir rahatlatıyor ya. En azından bir hafta rahat olacağım. Sadece günlük böyle banyo tuvalet temizliği yapacağım. Bu arada diş fırçasını da koydum buraya oğlumun. Bunu birazcık daha yana çekip havlusuna asabilirim. Hemen temizliğini göstereyim sizlere. Bu farmasinin WC temizleyicisiyle temizledim ya. Gayet güzel parlıyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir kireç su lekesi de kalmadı. Aynı zamanda musluğumu da göstereyim. Duşakabinim de tertemiz. Geçen hafta temizlemiştim aslında sizinle beraber ama bu sefer bu WC temizleyicisini kullanmak için, size göstermek için tekrar bir banyo temizliği yapalım istedim. Baslarımın üstünü de süpürdüm. Onlar da tertemiz oldu. Artık banyoda herhangi bir işim kalmadı. Temizlik işine birazcık ara verdim. Oğlumun hemen yemeğini hazırlayayım dedim. Yarım böyle somon aldım. Üzerine tuzunu ekliyorum. Zeytinyağı. Pişirme kağıdının arasına koydum. Hep aslında ocakta yapıyordum ama bu sefer fırında yapayım dedim. Böyle kendi suyuna güzel bir şekilde pişsin. Birkaç tane böyle defne yaprağı koydum içerisine. Çok az bir şey kekik. Çok az bir şey de karabiber ekliyorum. Şimdi bunları güzel bir şekilde bir elimle marine edeceğim. Sonra fırına koyacağım. Geçen gün de Instagram'da gördüm, bu şekilde yapmışlardı. Pişirme kağıdına sarıp fırına veriyorum ben de aynı şekilde. Kendi suyuna pişecek balık. Şöyle. Bayağı bir sardım yani. Fırınımın orta bölümüne yerleştiriyorum. Fanda çalıştırdım bu arada. Şimdi bir de pilav yapacağım. Azerbaycan pilavı bu arada. Türk pilincim maalesef ki böceklenmiş. Yıkarken fark ettim, onu attım. Azerbaycan pirincinden vardı. Hemen onu yapayım dedim. Haşlayarak yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi suyum kaynasın. Orada temizlik işime devam edeyim.
kızacağı toz alma işiyle devam ediyorum. İlk başta televizyonu sileyim. Aynı zamanda videomda yükleniyor. Bir önceki videomu yüklüyorum. Yani siz izlemiş olacaksınız. O yüzden bilgisayarım burada. Sprey şişesinin içerisinde ne var derseniz de çok amaçlı temizleyiciden koydum yine. Buralarında tuzunu bununla alacağım. Bunların daha bir türlü saksılarını değiştiremedim. Hep aklımda ama fırsatım olmuyor. Bugün de artık geçti muhtemelen. Yapamam. Anca temizlik işimi hallederim. Pirinci şimdi suyunu süzüyorum. Bu pilavda sadece tereyağı kullanıyorum. Zeytinyağı kullanmıyorum. Tereyağıyla çok daha lezzetli oluyor çünkü. Şöyle bir parça tereyağı düşürebilirsem altına koydum. Pirincimi üzerine ekledim. Bir parça daha ekliyorum aralarına. Şimdi de çok az bir şey üzerine zerdeçal ekliyorum. Aslında safran da ekleyenler var ama ben zerdeçalı daha çok seviyorum. Kapağına böyle bir havlu kağıt yerleştiriyorum. Ocakta altını minimuma açıyorum. Yani benim elektrikli olduğu için bir de çalıştırıyorum. Ve demlenmeye bırakıyorum. Hani bizde öyle derler. Birazcık demlenecek. Oğlum gelince böyle sıcak sıcak yer inşallah. Yani yemek işim bitti sayılır. Balığım da fırında pişmek üzere. Bu arada Trendyol kargom geldi. Bayağı heyecanla bekliyorum. Instagram'dan paylaşmıştım neler aldığımı. Ama üzerimde deneyip sizlerle de inşallah bir sonraki videomda paylaşırım. Bu kargo benim değil. Komşumum o evde olmadığı için hani kargosunu ben aldım. Şimdi oğlumun odasına asmıştım çamaşırları, nasıl olsa o yok diye. Geçenlerde de bir videomda paylaştığım zaman çamaşırı neden balkona asmıyorsun diye yazanlar olmuştu. Zaten balkonda çamaşırlık hep dolu oluyor. Bazen yetişmediği için evin içine asmak zorunda kalıyorum. Evet zararlı ama yapacak bir şeyim olmuyor maalesef ki o konuda. Balkon zaten tıklım tıklım, bugün boş yani. Ama birazdan kazaklarımı atacağım. Onlar yıkanacak. Şunlar yıkandı. Kaldırayım. Camını da açacağım. Birazcık bu odanı da havalandırayım. Sabah bütün salonu açtım. Yatak odasını açtım ama buraya girme fırsatım olmadı. Oğlumun dolabını hatırlarsanız duvara sabitleyeceğim demiştim. Çünkü ben tehlike arz ettiğini düşünüyorum. O yüzden eğer ki siz de alacaksanız bu tarz bir dolap çocuk odasında mutlaka duvara monte ettirin. Benim avizelerim takıldığı zaman ustaya söyledim. Bende böyle bir aparat var. Dün Instagram'dan soran olmuş nasıl sabitlediniz diye. Aslında bu aşağıya geliyor arkadaşlar. Benim bildiğim öyle böyle hani göz önünde durmuyor. Bu görüntü kirliliği oldu maalesef ama usta yaptıktan sonra fark ettim. Yapacak bir şeyim yoktu. Sonra bir de kitaplığımızı göstereyim. Bunu da aynı şekilde duvara monte ettirdim. Tabii ki buraya jalüzi geldikten sonra çok daha rahat olacak. Şimdi perdeyi çekiyorum. Bu perdenin arkasında kalıyor. Şimdi size göstermek amaçlı bu şekilde yaptım. Masası, taburesi de aynı şekilde burada. Yatağının karşısında. Ortada büyük bir alanımız var zaten oynamak için. Burada da işimi bitirdim. Bir yatak odasına geçeceğim. Daha sonra evi süpüreceğim.
Son olarak yerleri silme işim kaldı. Fark ettiyseniz dip köşe süpürmedim. Çünkü her yer robot çalışıyor. Bir de oğlumun gelmesine az kaldı. O gelmeden de bitireyim dedim. Şimdi bu buharlı mopumu çıkardım. Bununla alakalı ben video paylaştım ama hala yorum geliyor nereden aldın diye. Ben bunu alalı 3-4 sene oldu. Ama maalesef ki artık satışta neredeyse yok. Kara borsa oldu. Böyle çok nadir satıcılar var. Ben bunu mesela 300 liraya aldım. Şu anda 1600 liraya aldım arkadaşım. Fakir Steam Mop diye aratırsanız zaten bulursunuz. Hani bütçenize uyarsa 1600 lira. Ben memnunum. Gerçekten çok güzel. Hani böyle viledayla falan uğraşmıyorum. Ama dediğim gibi şu anda fiyatı çok pahalı. Yani çok az satıcılar da var. Hepsi burada gibi sitelerde var. İsterseniz bakarsınız. Azerbaycan'da ama daha çok var diye biliyorum. Orada çünkü alanlar bayağı bir olmuş. Şöyle göstereyim. Benimki bu. Zaten gördüğünüz zaman fotoğrafını anlarsınız. İki tane başlığı var. Bir tanesi üçgen, bir tane de böyle dikdörtgen. Üç tane bu başlık için olanı var. İki tane de üçgen başlığa uyumlu bezleri var. Şimdi halıları kaldırmayacağım. Sadece görünen kısımları aynı şekilde süpürdüğüm gibi üzerinden silip geçeceğim. Dediğim gibi hem çok yoruldum hem de oğlumun gelmesine az kaldı. Balın da kılçığını ayıklamam lazım. Bez bayağı kir içinde. Görebiliyor musunuz? Niye bu kadar çok kirlenmiş ben de anlamadım. Çok fena oldu. Yani sadece salon, mutfağın önü koridora gelinceye kadar mahvoldu. O yüzden değiştiriyorum hemen. Evet, yemeklerim de hazır. Balın böyle kılçığını ayıkladım. Oğlum rahat bir şekilde yesin diye. Pilavım da aynı zamanda hazır. Güzel bir şekilde demlendi. Su için akmasaydı güzel olurdu. Şimdi kapağını kapatıyorum. Videonun kapanışını yapmış oldum yerime. Geldim oturdum. Ben sabah 9'da kalktım. 9'dan beri evet oturdum. Arada bir video düzenledim. Yemeğimi yedim ama ayaktayım yani. Şu anda da saat 5. Birazdan oğlum gelecektir 10-15 dakikaya. Ben de artık dedim ki o gelmeden 5-10 dakika içerisinde hemen yemeğimi yiyeyim. O geldiğinde de artık hemen yedirir miyim bilmiyorum. Bazen böyle oyuna dalıyor, hemen yemek istemiyor. Burada da artık sizlerle vedalaşalım. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.